Herkese merhaba. Bugün bir seriye daha devam ediyoruz. Sizlerle hatırlarsanız geçtiğimiz hafta tematik borsa ve hisse videolarında yabancıların bizde ilk satın alacağı hisseleri anlatmıştım. Ve bunu bir seri halinde planlamıştım. Bu seride yabancıların neye baktığını en başta anlattım arkadaşlar. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Şimdi bu seriye devam ediyoruz. Bu seride biraz daha farklılaştırmak istedim yabancıların alacağı biraz büyüme hisselerinden bahsetmek istedim. O yüzden e, sermayesi küçük, büyüme planları olan, e, büyüme aslında döneminde olan şirketlerden bahsedeceğim yaptığı yatırımlarla. 4 e, şirketimiz olacak. E, hemen vakit kaybetmeden bunlara geçelim. Bunlardan ikincisi arkadaşlar, birincisi e, Yataş. E, yataş sektöründe aslında e, hem yurtdışı yatırımları, hem Türkiye'deki büyüme stratejisiyle istikrarlı bir performans gösteren şirketlerden bir tanesi. Daha önce yaptığım e, tematik borsa ve istiyorumlarımda da e, farklı noktalarda hatırlarsanız Yataş e, karşımıza çıkmıştı. Ödenmiş sermayesi 150 milyon, piyasa değeri 5 milyar civarında. Hani biz tarafındaki diğer şirketlerle, sektördeki diğer şirketlerle kıyasladığınızda hem istikrarlı bir performans burada vaat ediyor. Ve performansını bilançolara baktığımızda e, son çeyrek bilançosu henüz gelmedi, elimizde yok ama... E, yıllıklandırılmış görünümlere baktığımızda son derece istikrarlı bir performans var. Hepinizin e, zaten bildiği e, markalardan bir tanesi e, Yataş. E, Yataş'ın e, 2 Ocak 2018'de, yani e, geçmişteki yabancı oranı %49'lardaymış. E, yabancının borsadan çıkışı ile birlikte %18'lere düşmüş. %18 düşmüş. E, ne demiştik? Yabancının gireceği şirketler genellikle kurumsal şirketler, bilinen şirketler oluyor. Genellikle de daha önce çıktıkları şirketleri tercih edeceklerdir. Biz bu konsepte biraz daha büyüme, biraz daha ufak sermayesi ufak şirketlerden bahsetmek istediğimiz için Yataş'ta arkadaşlar bu şirketlerden biri olacaktır. Yataş'ın bu arada iş yatırımın Yataş'la ilgili hisse tavsiyesi 28'lik bir getiri geçtiğimiz ay bu öneri yapılmış. 46 liralık bir hedef fiyat verilmiş. Teknik olarak baktığımızda bir yatay bant içerisinde hareket eden hisselerden bir tanesi. Fibonacci de gayet güzel çalışmış burada parantez içerisindeki Fibonacci seviyelerini görebilirsiniz. Dolayısıyla trade etmek isteyenler, toplamak isteyenler için Fibonacci seviyelerini de göstermek istedim. Bu listedeki ikinci şirketimiz Chimsa olacak. Şimdi Chimsa e, aslında e, büyümeye çalışan şirketlerden bir tanesi belki e, yani Sabancı'nın birkaç şirketi var biliyorsunuz çimento grubunda. E, biraz daha ufuk olan ödenmiş sermayesi 135 milyon civarında olan bir şirketten bahsediyoruz. Çimsa'nın e, e, bizim model portföyümüzdeki şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. İhracat oranı %60'larda istikrarlı bir performansı var. Kendi elektriğini üretiyorlar ki özellikle beton grubunda bu çok çok önemli konulardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde bu arada 6 aylık dönemde de özellikle bu beton grubunun inşaat sektörünün açıklanacak teşviklerle ve bazı projelerle hareket yapması son derece normal. Çimsa'nın 2018'deki yabancı payı ise %53'lerdeymiş %9'lara kadar düşmüş. Dolayısıyla yabancının tercih edebileceği ufak şirketlerden bir tanesi olabileceğini düşünüyorum. E bu arada yabancı yatırımcı mutlaka arkadaşlar ne demiştik e bölüm 1'de Koç Holding şirketleri, Sabancı Holding, işte İş Bankası, İştirakleri böyle büyük bilinen şirket ve holding ortaklarını mutlaka önceliklendiriyorlar. Çimsa da bu aslında şirketlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Teknik görünüm çok sağlıklı değil o yüzden direkt teknik seviye bu videoda paylaşmak istemedim. Şimdi İkinci şirketimiz mavi, mavi giyimde tıpkı Yataş gibi çok benzer bir görünüm var. Yani istikrarlı bir performans. Birkaç tematik hisse paylaşımında da hatırlarsanız şu seri de yani bu, bu tematik borsa ve hisse videoları kısmında farklı temalarda işte karını arttıran işte yabancının gireceği favorileri artan e, döviz fazlalığı olan büyümesi hızlı şu sektörde işte defansif olan gibi gibi böyle çok farklı tema e, temada paylaşımlar yapıyorum mavi birkaç temada radarımıza çıkan şirketlerden bir tanesi bu temada da yabancının ilgi göstereceği şirketlerden bir tanesi. Mavi bir önceki temada anlatırken şunu demiştik. Bir büyümesi var. Yurt dışında biliniyor. Yurt dışında operasyonlarını büyütüyor. Dolayısıyla yabancının yine radarında olabilecek ufak şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum. Sermayesi 200 milyon civarında yeni sermaye artışı olan şirketlerden bir tanesi. Piyasa değeri de 20 milyar civarında. Mavi'nin 2 Ocak 2018'deki yabancı payı %85 arkadaşlar. Muazzam yüksek bir yabancı payı. Yani hissedeki e, büyük çoğunluk yabancılardaymış. E, 15 Ağustos tarihinde e, %38'lerde yani ciddi bir azalış var ama mesela bir önceki şirketlere kıyasla hala yabancı payı yüksek. Yabancının tuttuğu şirketlerden bir tanesi o yüzden olaki yabancı girişi tekrar hareketlendiğinde özellikle sonbahardan sonra mavi yine aslında revaçtaki şirketlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Bir yükseliş içerisinde hatta tarihi zirvelerinde mavi çünkü performansı iyi gidiyor şirketin. Dolayısıyla biraz seviyeleri gözlemlemek lazım hemen alıcı olmadan önce. Dördüncü şirketimiz arkadaşlar logo yazılım. Logo yazılım Bence son 1-1,5 yılın çok geride kalan, performansı geride kalan, bilançoları çok stabil olan şirketlerden bir tanesi. Bu kanalda logo yazılımın temel videosu var arkadaşlar. Yani logo yazılım nasıl para kazanıyor, hangi sektörde, hangi faaliyette, kimlere nasıl iş yapıyor çok detaylı anlattım. Logo yazılım yatırım 101 yazarak ulaşabilirsiniz. Logo yazılım özellikle ödenmiş sermayesi 100 milyon olan. Bizim ufak diyebileceğimiz şirketlerden bir tanesi. Yani borsa içerisinde baktığımızda ödenmiş sermayeleri kıyasladığımızda son dönemde dediğim gibi geride kalmıştı ama son bilançoda muazzam bir kar açıkladılar ama satışların çeyreklik satışların artması çeyreklik fove artması son derece olumlu dolayısıyla iyi bir Bilanço açıklamış, açıklamışa iyi bir bian. bilanço açıklamış bu acaba özellikle son birkaç aydaki bir değişim olabilir mi şirket üzerinde kar marjları üzerinde bir değişim olabilir mi? En güzel sorularından bir tanesi, cevaplarından bir tanesi. Logo yazılımla ilgili daha önce özellikle temel videosunda anlatmıştım. En beğendiğim özelliklerden bir tanesi ki bu sektörde genellikle kar marjları yüksektir. Ama logo yazılımında bir tık daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. E, son derece yüksek kar marjları var. E, çoğu sektörde bu kar marjını göremiyoruz arkadaşlar. Logo yazılım da 2 Ocak 2018'de %63'lük bir yabancı payı varken 15 Ağustos'ta %41'lik bir payı var. E, baktığınızda düşme oranı az. Yani yabancı çok da satmamış e, ya da yerli çok fazla girmemiş e, diyebiliriz. Dolayısıyla yabancının tekrar böyle söylemlerinin çıktığı dönemde logo yazılım illaki tercih edilen şirketlerden, ufak şirketlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. Logo yazılımla ilgili iş yatırımın verdiği hedef tavsiye, yani hedef fiyat ise 97 lira civarında. Bugünkü fiyatlar düşündüğümüzde %37'lik bir getiri potansiyeli. Söz konusu teknik olarak baktığımızda bir düzeltme içerisinde bu düzeltmenin teknik seviyelerini paylaştığımızda şu anda bir aslında teknik destek bölgesinde buralarda sakince kalabilir. Eğer borsadaki satışlar devam ederse bir aşağıda 61 hatta şöyle bir aralık paylaşım 60 ile 63 arasında bir taban oluşumu hareketi gözlemlenebilir. O yüzden de teknik olarak bu seviyeleri takip etmek lazım diye düşünüyorum. Bazen hiç beklemediğiniz hisseler, özellikle mesela son dönemde çok revaçta olmayan şirketlerden bahsettim size. Herkes böyle enerji, büyüme şirketleri vesaire konuşuyorken bu dört hisseyi çok fazla benden duymamışsınızdır, anlatmamışımdır. Bundan sonraki 6 ayda bir bakalım bu 4 hissedeki özellikle yabancı giriş arttığındaki hareketler nasıl olacak gözlemleyelim. Zaten bu seriye de devam edeceğiz. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.